Ya abla, abla, abla. Bir şey yapacağım. Abla sana çıksın. Baba. Abla! Ya gelme ne olursun. Ya gelme ya. Tapınma ya, hadi. Ağzını kaldır. Abla. Ya gel. Mars. Aklımı çıkarttı. Merhaba. Bugün ablama geldik. Çünkü ablam evi taşıdığı için temizlik yapması gerekiyor. Yardım etmek amacıyla annemle geldik. Bugün muhtemelen temizlik yaparak geçecek. Öyle bir planım yok. Bugün temizlik yaparak geçecek. Şu saçımda asla şekil almadı. Şuradan toka tutturdum. Bugün yorucu bir gün olacak galiba. Video da çekmem lazım. Bu videoyu editlemem lazım. Lazım. Ablam hala hayır diye bak. Hayır diye bağırıyor kediye. Kuduruk ya bacağımı zıplıyor, tırnaklarına geçiriyor. Aklımı çıkartıyor benim. Temizlikte görüşürüz. Sonunda geldim, araba ezecekti az kala, ölüyordum. Kendini ispatlamış ve dediğim gibi binlerce ürün var, yani mutfak malzemelerine kadar. Küçük kızlar çok daha meraklı, onlar için sağlıklı içerikli ürünler var. Bebekler için muhteşem bir serimiz var. Sıfır katkı, koruyucu olan ve ben mesela kızım 15 yaşında onun bebek kremini kullandırıyorum. Çok güzel görünüyor. Az önce kan verebilir miyim diye sordum. Ben veremiyormuşum. 50 kilonun üstündekiler kan verebiliyormuş. Vermek isteyen varsa 50 kilonun üstünde lütfen kan versin. İnsanlara yardım etsin çünkü hastalık bugün sizde olmayabilir ama yarın olabilir. Bir kişiye de umut olmak bence size de iyi gelir. Söylemek isterim. Şu an su içindeyim. O kadar sıcak ki bayağı sanki hamamdan falan çıkmış gibiyim artık. Fondötenin üstüne geçmiş kırmızılıklarım. Bugün ay güneş geldi. Ay çok güneş geldi. Aa, güzel bir efekt gibi oldu. Ya o kadar güzel geçti ki benim ilk deneyimimdi bu. İlk toplantımda, ilk lansman gibi de değil toplantı. Yemek falan yedik çünkü. İlk defa tanıştığım insanlar vardı. Blogger da vardı, YouTuber da vardı. Benimle aynı işi yapan insanlarla birlikteydim. İlk defa tanışmama rağmen hepsi o kadar samimi geldi ki oturup muhabbet ettik. Hatta gidip kahve içtik. Firmanın yetkilileri çok tatlı dilli, çok bilgili, naif insanlardı. Ürünler hakkında bizi bilgilendirdiler. Çekmeye çalıştım zaten. Muhtemelen bundan önce görmüşsünüzdür. Ürünlerle ilgili de ekstradan video çekeceğim zaten. Daha detaylı orada görürsünüz. Sonunda evime geldim. Çok yoruldum. Ama değdi. Neyse dur. Biraz konuşalım şöyle. Cam açayım Allah, çok sıcak. Ürünleri biraz elime swatchladım. Hepsi gerçekten hoş gözüküyorlar. Tekrar deneyeceğim, yorumlayacağım.
WhatsApp grubu bile kurduk. Düşünün, o derece ilerlettik. Çok samimi insanlardı. Hepsine buradan da tekrardan çok teşekkür ederim. O zaman ben bir duş alıp kendime geleyim. Görüşürüz. Ben orada da bahsettim bu arada. Faberlic markasını ilk defa duydum. Makyaj malzemelerini ayırdım. Şimdi içinde kalanlardan size biraz bahsetmek istiyorum. Gösteremeyeceğim şeylerden. İlk önce şunu alayım elime. Bu erkekler için yüz, saç ve vücut için duş jeli varmış içinde. 250 milim. Şu bir arada saç, yüz ve vücut bakımı için çok amaçlı ürün varmış. Yani iki tane ürün içermektedir diyor. Bunu direkt zaten erkek arkadaşıma vereceğim. Kullanmadı. Hediye gideceği için hiç jelatinini açmıyorum o yüzden. Bir tane böyle çiçekli sprey çıktı. Cildi kurutmadan nemlendirmeye ve ferahlatmaya yardımcı olur diyor. Çok güzel kokusu var. Az önce kokladım. Evet, muhteşem bir çiçek kokuyor. Böyle ne ağır ne bayıcı. Hoş bir çiçek kokusu var. Yine aynı kokuda duş jeli çıkıyor. Bu arada sprey 120 milim. Duş jeli de 200 milim. Benim için önemli olan cildi kurutmaması. Çünkü benim cildim zaten kuru. Hele de yaz aylarında cilt zaten kuruyor güneş yüzünden. O yüzden nemlendirici özellikli olması çok artı bir yön bence. Bu neymiş? Bu da şampuan. Evet, bunun kokusuna bir bakayım. Bu da kokmuyor gibi bir şey ama bunda da çok hafif bir çiçeksi kokusu var. Yani hoş kokuyor, temiz kokuyor. Kaşınmaya ve kepeği gidermeye yardımcı olan aktif maddeler kepeğin oluşmasını ve saç derisinin nemlendirmesine yardımcı olur diyor. Bu da 150 milimlik bir şampuan. Bunu da deneyeceğim, yorumlayacağım. Bu arada hem erkek hem de kadınlar için. Şimdi içinden el kremi çıktı. Cildi yumuşatır. Temiz ellerinize masaj yaparak uygulayın diyor. Bu da çok güzel kokuyor. Güzel de nem veriyormuş. Bunu da deneyip göreceğiz. Ve son olarak... Evet. Ayak kremi çıktı. Bu ayak kremini gerçekten çok övdüler. Ayak balmı tabanın en kuru bölgelerini nemlendirmeye ve beslemeye, tabanların yumuşak ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur diyor. Banyodan sonra uygulanması gerekiyormuş. Bunu gerçekten çok övdüler. Yumuşacık yapıyormuş. Bunu kesinlikle uygulayacağım. Hatta erkek arkadaşıma da uygulayacağım. Çünkü onun da ayakları sıkıntılı. Genelde erkeklerin zaten ayaklarından sıkıntı, problem yaşadıkları için Jenner'in de bunu seveceğini düşünüyorum. Kesinlikle hayvanlar üzerinde test yapılmıyor. Bu benim için çok önemliydi. Buraya da yazmışlar zaten. Ojeleri var. Aa, oje demişken bir tane de oje vardı içinde. Bakar mısınız tatlılığına? Şunun renginin tatlılığına bakar mısınız? Tam bir nar çiçeği yaz için. Bunu da deneyeceğim. Bayılıyorum böyle cıvıl cıvıl renklere. Şu eyeliner'ı çok övüyorlar. Deneyeceğiz. Bende de var şu an. Deneyeceğiz bunu birlikte. Burada kim var? Kebap! Peki bana gelen hediye, annemin iş yerindeki arkadaşı vermiş Naime abla, çeyizime koyayım diye. Ya bu nasıl bir tatlı lif acaba? Teşekkür ederim, bugün hediyelere boğuldum.